Selamlar. Selamlar. Karavanıyla aşk yaşıyor. Nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Biz de hoş geldik. Uzun süredir yokuz. Bir yerlere kaçamadık. Aslında kaçtık. Bir kaçamamız vardı ama. Video çıkaramadık. Evet. Tam böyle başlamıştık. Yine bir cumartesi akşamı iş sonrası. Evet. Karadeniz tarafına İstanbul'a yakın 30-35 kilometre. Aynen. Mesafede bir yerlere gittik ama maalesef Elçin o gün rahatsızlandı. Zehirlendim. Evet, zehirlendi. Sabaha karşı filan midesi. Sabah 5'e doğru öyle uyanınca. Sonra dönmek zorunda kaldık. O evet. İş yarım kaldı. Merhaba. Selamlar. Selam. Nasılsınız? Keyifler yerindedir inşallah. Yerinde sağ olun. Siz nasıl? Ben cevap vereyim. Sana zor. Hamdolsun işte. Yine geldik. Yine bir iş çıkışı kaçamağı yaptık. Kısırkaya mıydı? Evet. Kısırköy. Kısırkaya köyü plajı. Evet. Oralarda bir yerdeyiz ama karanlıklarda geldik. Elçin ne kadar istemese de ben yine macera perest ruhum. Macera perest ruhumla sürükledi bizi. Evet, o karanlık yollardan geçtik. Bayağı. Neyse ki insanların olması biraz daha tabii, ben çaktırmasam da bana da güven veriyor açıkçası. Bak ya, pis. Hani karavan, minibüs, bir şeyler, insanların olması. Evet, diğer tamam. Taraftan tedirgin de etmiyor değil. Hani işte oturanlar, eğlenenler falan filan. Hani kimin kim olduğunu bilmediğimiz için birazcık. Orası da öyle, evet. Şey yapıyor. Ama olsun, bizim şu anda konuşlandığımız yer. Konuş. Bizim bir tane şok cihazımız var. Elektrikli. Neyse. Bizim konuşlandığımız yer güzel bir yer. Hoş bir yer. Sabah göreceğiz bakalım sağımızda solumuzda ne var. Evet, aynen. Evet, aynen. O zaman iyi geceler mi şimdilik? Ama neredeyiz yani? Ne tarafta burası? Söyle. Nasıl ne tarafta? Sarıyer, Kilyos. Bir şey söylememize gerek yok. Google Maps yazınca çıkıyor her şey. Aa. Tabii ben o konumu öyle buldum yani orada. Tamam, insanlara tüyo ver. Vermem. Saat kaç? 2 falan. Biz yine sahneden çıktık. Uykusuzluktan. Evet. Ayında kaçı? 24'ü. Hiç şey söylemiyoruz. Söyleyelim. Bizi takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Evet, abone olun. Videoyu beğenirseniz beğenebilirsiniz. Yine yeni videoya koymamıştın. Abone olun, zil falan. Ya çünkü bazen sıkıntı çıkarıyor. Şey olmuyor falan. Niye sıkıntı çıkarsın? Kısırkaya. Kısırkaya. Köyü plajının birazcık ilerisi, o yol üstünde bir yermişiz. Gündüz göreceğiz. Çok ya karanlık. Böyle, bence şey güzel bir şey. Keşfetme ruhu. Şu anda yapacağımız ancak bu olabilir bizim. Aynen. Daha ne olsun? Evet. Bakalım, güzel serin serin yine uyuruz. Serin, uykumuzu evet. Uyuruz. Sabah görüşürüz. Hadi bakalım. O zaman iyi geceler. Dedik ki hadi bugün cumartesi. Evet. Kaç Ekim? 8-9 Ekim mi? Ay, bilmiyorum. Neyse, Ekimlerden. 7 ya da 8. Öyle bir şey. Ekimlerden bir şey. 6 Ekim mi bilmiyorum. Neyse, yarın pazara inşallah bu videoyu yetiştireceğiz. Evet. Sersen aklına geldi. Zaten hep aklındaydı aslında. Normalde aslında karavan alanında hemen karavan tanıtım videoları aslında çekiliyor galiba. Karavanın içini dışını tanıtım. Onun öyle bir kuralı yok tabii ki. Yani hani biz genelde öyle gördük. Karavanı alanlar önce karavanlarını bir tanıtıyorlar. Biz onu çok yapmadık. O yüzden Sersen aklına geldi. Hadi dedi, karavanımızı tanıtalım. Tanıtım videosu çekelim. Bu hafta da onu yayınlayalım. Süper dedik. İndik arabaya. Size karavanın içini dışını çekeceğiz. Evet, nereden başlayalım? Bilmiyorum, teknik işler Serhat'ta. Ben şöyle, çok anlamadığım için o anlatsın size. Teknik bir şey yok zaten. Nasıl ama bir şey yok? Aklımıza var. Gelen her köşeyi, detayı, iyisine, kötüsüne, evet. Hani önce olumluları söyleyip ya da önce çok genel olarak anlatıp sonra detaylarda boğabilirim birazcık. Çok boğma, boş ver. Yok, sonrasını merak edenler, daha detaylı iyisini kötüsünü görmek isteyenler, yorumlarımızı merak edenler sonrasına devam edebilir. Biz başta çok kısa böyle birkaç dakika sürer bilmiyorum ama hızlıca böyle ne var ne yok bunları, sonra da detay böyle işçiliğe falan filan ne kadar memnunuz ne kadar memnun değiliz bunlardan bahsederiz biraz. Hadi başlayalım mı? Hadi başlayalım. Go. Haydi Elçin'le başlıyoruz. Anlat bakalım. Çok ne anlatacağım bilmiyorum. Hiç de konuşmadık ama doğaçlama olacak. Evet, hadi. Şimdi giriyorum içeri. Evet. Bu bizim karavanımız. Adı Maestro. Henüz yazamadık ama. Aynen. İlk defa şimdi dile getirdik. Evet. Serhat'ın fikriydi. Duyunca önce bir aa dedim, süper. Hani Master ya ve Maestro, hani biz müzisyeniz ya. Harika bir bağlantı kurmuş. Çok sevdim ama daha yapamadık hiçbir şey. Yani giydiremedik, yazamadık. Mesela bak, adım atacağım ama sineklik yok. Nerede bu sineklik? Sinek girmesin mi içeri? Evet. Burada sinekliğimiz yok. Neden yok? Ben çok istemiştim. Aslında Ducato'larda falan hep yapıyorlar. Yapan firma şey dedi. Şurada şöyle bir
içeri giriş, kapının kapanışı olduğu kapanış için... Kapanış buradan girdiği için buraya böyle dümdüz bir şey çekemedik. Olmuyor. Ben de buraya bir korniş taktırdım. Perde. Şurası. Perde, perde yaptıracağım. Yani bir tül. Onu da böyle buralardan tutturacağım. Şuradaki korniş gibi. Bu da ara bölmemiz zaten. Evet, bu bizim perde. Kalın perdemiz. Uyuduğumuzda, içeride olduğumuzda. Bu benim evde vardı. Ama aslında yani çok güzel koruyor aslında. Güneşi de kesiyor. Hı-hı. Ama açık renk bir şey yaptıracağım. Evet. Gerek yok dedi birkaç kişi ama daha tatlı durmaz mı böyle bej rengi bir şey? Mesela burada bir tane sineklik görüyorum. Bir işe yarıyor mu sence? Hiç kullanmadım. Yemek yapınca herhalde açmak için ama o zaman da rüzgar geliyor. Kullanmıyorum. Evet. Yapmışlar jest olsun diye herhalde. Peki. Evet. Burada kumandalarımız var. Bu iç ışıkların kumandası. On, off. İşte biri banyo içi, biri alt spotlar, biri üst spotlar, biri arka taraf, ön taraf diye ayrılıyor. Spotları gösterelim. Şöyle bir, iki. Bir de Hacking'in arkasında böyle dipte bir tane, üç tane. Ama açıkçası biz deneyimledikten sonra çok mantıklı bulmadık. Çünkü özellikle Serhat hani söylediğinde de ona daha mantıklı geldi. Keşke daha ayrı ayrı yapılsaydı ışıklar. Mesela spotları bir açtığımızda bütün spotlar açılıyor. Evet. Daha loş bir ışık istediğimizde, gözümüzü almasın istediğimizde olmuyor. Size tavsiyedir. LED'lerin hepsi yanıyor değil mi? Evet, mesela LED'lerin hepsi yanıyor. Yaptırdığınızda özellikle şey yapın. Evet. Ayrı ayrı yaptırın. Bütün LED'leri. Alt yani. LED, üst LED. Tabii. Buradaki LED'ler hepsi farklı yansın. Mesela orada bir tane var. Mesela kapattık şu an. Bunlar tamam. LED'ler. Şu ayak kısımlarında hepsi yandı. Var. Yatak odası kısmı da yandı. İşte burada var. Hack'in üstü yandı. Ve evet. Mesela yatak evet. Ayrı olmalıydı. Mesela uzandığınızı düşünün. İçeriği yaktınız ama tepeniz de yanıyor. Şöyle bak, buraları bir göstereyim. Böyle bu şekilde. Evet, şimdi LED'leri kapadım. Aç LED'leri, hepsini aç. LED 1, bunlar spotlar. Sadece LED 1 ve spotlar. LED 1. Tamam açtım, orada da geçelim. Ben şimdi hepsini açtım. Bu kumanda da evet. Neyin kumandası? Tentemizin kumandası. Tentemizin kumandası. Tente böyle 2.40'tı yanlış evet. Hatırlamıyorsam. 2.40 bir tentemiz var. Tenteyi de bir sağ kapıda böyle bir aparatı var. Bunun çubuklarını gösteririz. Arka ama bence çok sağlıklı zaman. Değil. Bir tane de burada var. Değil zaten mi canım? Muhtemelen standart tentelerden yani çok, çok yerli tente. Size tavsiyem bütçeniz el veriyorsa yerli olmayan tenteler ve malzemeler kullanın. Ama, üzgünüm. Ama şunu söylemek lazım yerli ki. Yerli malı yurdun malı. Tabii. Yani yerli malı birse ithal olanları ama, beş, en ama az 5 katı. Ama konfor. Yani biz bu tenteyi açmaya çalıştık işte geçen bu yaz gittiğimizde bir yerlere. Bir damlacık rüzgar vardı yine de yani sesinden duramadık kapattık. Aynen. Kullanışlı değil. Yani biri 10 verip ömürlük kullanmak daha mantıklı. İnşallah. Bu kumanda da aynı zamanda dolap içi tuş da var. Dolap içi yanıyor. O da bence çok hayır, gerekli değil. Hayır dolap içi burada değil canım. Aa. Daha öğrenememişsin. Nerede? O şuradaki mekanizmada. Tamam özür diliyorum. Geri alıyorum. Tamam. Okey. Koltuğumuz böyle. Biz az önce bunu döndürdük. Ha, içeride miydi mekanizm? Değil bu taraftaydı gel, ya. Gel. Ha, evet, terliklerimiz şurada, ve biz. İşte, tabii şurada bir kol var. Bunu böyle şöyle yapıyorsun. Evet. Böyle kapıyı biraz açmamız gerekiyor. Çıktıktan sonra. Dur ben içeri geçeyim oradan göreyim. Bekle. Sonra bunu böyle çeviriyoruz. Evet, bu çok kolay dönüyor ama tekli biraz zor dönüyor. Bu yemek masamız. Evet. Kaç evet. Kademeli? 3 kademeli. 3 kademeli. Bu da yatak oluyor. Henüz kullanmadık çünkü bizim hiç 3. misafirimiz olmadı. Bu da iniyor. O da dönüyor. Araya bir sünger. Ama firma bana süngeri vermeyi unuttu. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Onu hatırlatmam lazım. Burada masa, da biri uyuyabilir. Masadan memnun musun? Masadan memnun değiliz. Evet. Neden? Çünkü yine yerli olduğu için. Masa sürekli şöyle. Yani, ama bu bize has bir şey değil. Çoğu yani bu marka, evet. Bu model yerli olan masa şöyle hareket ediyormuş her yani zaman. Yani ben mesela merak ediyorum bu yatak olunca nasıl tartar? Bence anti tartar. Hayır tartar da yemek yerken şöyle kol çarptığında maalesef böyle oluyor. Tamam. Olsun iş görüyor. Araba ufak olduğu için bu kadar. Serhat'la bana yetiyor. Aynı zamanda oturma alanı. Oturma şey alanı. Mı? Pardon böldüm ama ben söyledim ama bu alanı bir geçelim. Keman düştü. Neyse devam edelim. Nasıl geçelim alanı? Hayır şey oturma alanından bahsettik ya. Hı hı. Aynen. Burayı devam edelim sonra buraya geçelim. Aynen tamam. O zaman buradayız. Burası da gördüğünüz gibi yolcu koltuğu olarak yaptırdık biz. Evet. Yani normal böyle bir divan şeklinde hani tek halde yapmadık. Böyle bir koltuk. Bunun altında böyle açıyorsunuz. Bunları ise Serhat anlatacak. Bunları hemen elektronik bahsedeyim. Elektronik malzemeler evet, bahsedeyim. Var. Hadi sen anlat. Normal standart pakette aslında 100 amper galiba şey vardı, akü vardı. Jel akü olarak geçiyor bunlar. Ama bizimki ben 200-200, 400 amper istedim. Hani daha güçlü olsun. Kışın da belki bir yerlere gidersek bir şeyler daha elektriğimiz daha yeterli olsun diye.
İşte burada sigortalarımız var. Şimdi onların ayrıntısını çok hatırlamıyor olabilirim. Bunun videosunu çekmiştim arkadaş anlatırken. İşte burada DC-DC şarj var. DC-DC araba çalışınca akülerin dolmasını sağlayan sistem. Aynı zamanda bir de ters mesela. Arabanın aküsü bittiği zaman da o da buradan beslenerek. Hani Süper. yolda bazen çalıştırmazsın arabayı Güzel. ve akü biter ya. Dağ başında Neyse. kalmamamızı sağlıyor. İnşallah. 1000 wattlık invertörümüz var. Burada elektrozirveden MPPT'miz var. Onun dışında burada bir şey göremiyorum. Şurada şöyle bir sistemimiz var. Mesela şu priz, bu prizi buradan çıkarttığım zaman ve şuraya takarsam dış elektriği kullanabiliyorum. Dışarıdan elektrik Yani bir alabiliyoruz aynı zamanda. kamptaysak, bir yerdeysek. Evet, öyle bir şeyi çok kullanacağımı düşünmüyorum ama bunu buradan çektiğimiz zaman da tabii invertörü kapatıp çektiğimiz zaman da zaten bütün elektrik sistemini şey yapmış oluyoruz, ekarte etmiş Evet. oluyoruz. Yani elektrik sistemimizin Bu beyni koltuğun bu koltuğun altı altında. aynen. Yani kullanışlı bir şey bu, güzel bir şey. Kesinlikle. Ha, bu arada elektriği söylemişken o zaman elektriği şöyle anlatayım. Bizim üstümüzde de yine standart paket içinde Evet. 200 205 wattlık bir güneş sistemi oluyordu. Güneş Pardon, panelleri. solar evet panel oluyor normal pakette. Ama onu yine biz güçlü olsun diye biz 3 tane 205 wattlık Dört tane de panel yapabilirdik aslında. istemiştik. Değil Ama mi? çok yeterli olmuyor işte. Hekimiz olduğu için hani Evet. alanı kullanım sınırım var, kullanma sınırım var. Belki bir sepet yapılsaydı demirden yukarıya bir sepet belki o zaman daha Bir fazla. dahaki karavanımızı öyle Ya da belki açılır kapanır raylı sistemler falan düşünülebilir tabii daha fazla güneş paneli kullanabilmek için. Aynen. Bizim şu ana kadar gördüğümüz yeterli bir elektrik sistemi var. Evet. Ama yazın tabii ki güneşi fazla aldığımız için hani ülke olarak ya da gezdiğimiz yerler Ege Akdeniz daha çok güneş alan yerler olduğu için elektrik sisteminde bir sıkıntı çekmiyorsun. Tek nefeste anlatmış gibi oğlum. Hızlı mı konuşmaya çalıştım bilmiyorum ama böyle elektrik sistemimiz. Şurada da yine koltuğumuzun burasında da böyle bir panelimiz var. Bu panelde Göstergesi. evet şu AV yazan mesela şu anda 14. Akülerimiz neredeyse tamamen dolu. Hani elektriğimiz çok iyi. Bu da yanındaki de ön akünün durumunu mu gösteriyordu? Öyle bir şeydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Ne kadar da vakıf olduğumu söyleyebiliriz. O zaman bu ana buradan devam edelim ana girişten. Evet, masayı anlattın. Orada bir penceremizin Evet, burada olduğunu anlatmıştın. penceremiz var. Nasıl bir pencere? Nasıl pencere? Böyle üç kademeli açılıyor. Yine burada yerli bir Evet. pencere. Hatta Memnun o kalsın zaman. böyle. Bunda bir sıkıntı yok. Kalsın böyle. Aynen. Kalsın. Şöylesi bir Sineklik ve perde olayı iki zaten aşamalı evet. bildiğiniz gibi. Yani genelde bunlar kullanılıyor Böyle zaten. oluyor zaten genelde. Evet. Burası evet. Evet. Ben elimden geldiğince hani fazla dolap yapmalarını istemiştim. Sağ olsunlar yaptılar. Yetiyor yani, yetti bize. Burası bir dolap. Böyle kilitli sistem. İşte buraya şu an makyaj malzemelerini falan koydum. Hijyenik şeyler. Hijyenik şeyler. Makyaj Çünkü malzemesi demek hijyen demek şey, midir? işte diş macunu, şampuan çekiyoruz, gelmiyor. Başta çok iyi değildi açıkçası. Hayır, hepsi değil ama. Onları Yani söyleyelim. Yani net bazıları söyleyelim. çok iyi değildi. Ne hangilerinin iyi olmadığını ben ayrıca Tamam. söylerim Sonradan yani. tekrar firmaya verdik. Ama Düzelttiler. bunlarda sıkıntı yoktu zaten. Evet. Bu da Şoför ne? üstü. Şoför üstü yine bir dolap. İçi bayağı derin. Bayağı bir malzeme alıyor. Bunun Bu kapağını küçük yapmışlardı. evet. Bize tabii ki biraz mantıksız geldi. Çünkü el girmiyordu içeri. Serhat, bunu büyütür müsünüz dedi. Ama Tekrar biz kesip zaten başta yaptılar. büyük istemiştik. Evet, kendileri Ona unutmuş. unutmuşlar ve o yüzden onu bir de tabii alışkan oldukları için şöyle yapıyorlar. Yarıya Yarı. kadar kapak yapıyorlar. Buraya bir televizyon alanı bırakıyorlar. Evet. Hani Biz televizyon televizyon koyuyorlar. istemedik Aynen tabii biz ki. televizyon istemediğimiz için böyle bir alan. Hazır Bu arada buraya biz değil. arabayı aldığımızda koltuklarımız griydi. Yani işte hani Evet. şu renkti. Biz en azından döşemelerin bu renk olmasını istedik. Bu tepemizin üstündeki döşemeyi de bu renk yaptılar. Ama çok da iyi yapmadılar. Yani çok memnun kalmadık. Sanırım işçilikle ilgili bir şey. Gördüğünüz gibi potluklar var. İkinci kez verdik birkaç kere. Lekeler. Evet, lekeler var. Buraya bir sünger galiba aslında. İnce bir tabaka çekilip, değil mi hayatım? Belki üzerine öyle yapıştırılmalıydı ama ya aceleye geldi ya işçilik. Artık kısmet. Belki bir daha bir gün veririz. Daha Ha, iyisi yapılır. söylediler, şunu söylediler ama tekrar ya, biz demek ki burayı yapamıyoruz dediler. Bunu Evet. kabul ettiler. Evet. Bir yerle profesyonel bir yerle anlaştıktan sonra bizi arayacaklar. Buraya işte altına sünger Evet. koyulması gerekiyormuş sanırım. Onu yapıp tekrar hani buraya bir işçilik İnşallah. yapılacak. Unutmayıp ararlarsa bizi.
Yani kısmet artık orası. Öyle, burası da böyle. İçi bayağı derin ama bayağı malzeme alıyor yani. Ama mesela kapağın duruş hoşuna gidiyor mu? Yok. Değil mi? Yani çok estetik değil. Evet. Bir saklama alanı var mı? Var. Sadece var mı? Var. Hani öyle diyebiliriz. Ya uzaktan evet çok güzel gözüküyor ışıklarla, renklerle vesaire. Evet. Ama birazcık yakınlaşınca böyle şeyler oluyor. Bunu da anlatalım. Bu da burada oturan biri için hani yemek yemek isterse hem artı ya da ben yemek yaptığımda kesme tahtası olarak da kullanabilirim. Öyle masa olarak kullanabiliriz. Masa olarak da kullanabiliriz. Şimdi sabitlemiyorum böyle. Yani iş bayağı iş görüyor. Çünkü mutfak küçük gördüğünüz gibi. Şurayı da söyleyeyim. Şurada da mesela hani bir menfez alanı yoktu. Oradaki invertörlerin çalışma alanından çıkacak bir hava. Aslında dışarı olması daha mantıklı bence. Ama evet, böyle içeriye doğru sonradan bir menfez oluşturuldu. Evet, Serhat hatırlattı. Yani şey, şurada şurada aslında bir hani alan var açık. Zaten buradan çıkacaksa hava çıkıyor. Hı hı. Evet. Bu arada geldik benim alanıma. Yemek yaptığım yer burası. Serhat burayla pek ilgili değildir. Hiç ilgili değildir hatta. Pek sevmez. Yok, ilgiliyim dedi. Çok güzel yerim. Evet, yemeğiyle ilgilidir. Bu böyle standart bence karavanlarda herhalde en çok gördüğümüz iki gözlü ocak. Çok büyük karavanlarda belki ev tipi dört gözlü oluyor. Evet. Bu klasik standart zaten. Kullanılan iki gözlü cam bir ocak. Bundan memnunum. Güzel pişiriyor. Isısı güzel. Şunlar şöyle sabit. Yani oynamıyor, çıkmıyor. Zor çıkıyor. Ben bunların bir tanesini düşürdüm. Yine tabii şey yerli muhtemelen. Tabii. Muhtemelen değil. Bu arabadaki her şey yerli. Tabii aynen. Evet. Arabamız bir tek yerli değil. Renault. Arabamız belki yerli değil. Yerlidir. Neydi yani? Tok. Tok alacağız yakında. Arabam Maestro. Evet. Mutfak tezgahım bu aynen kadar. Tezgahım benim tezgahım. Tezgahım. Burada bulaşıklarımı yıkıyorum. Kalan tencereleri, tabakları. Şu an su kapalı. İşte buraya böyle bir raf yapmışlar. Yani biraz bence dar, daha aslında yüksek yapılsa kavanozlar falan daha rahatsızlar. Aklınızı bulsun, böyle bir şey yaptıracaksınız. Şöyle küçük yapmayın, bu kadar şeyler sığıyor. Şurada bari olabilir diye düşündüm ben. Burada da hani hazır buraya girmişken işte temiz su, kirli su depomuz. Aynı şuradan açabiliyorum hatta. Hani bu buna tıkladığım zaman işte temiz su yarım varmış, kirli su henüz yokmuş. 13.8 hani buradaki şeyle şuradaki her zaman tutarlı olmuyor. 14 diyor burası. Eksi de aynı şeyi gösterdiğini söylediler. İşte burası hidroforu çalıştırıyor. Onu açınca su geliyor. Onu açmayınca evet, gelmiyor. Boşuna akıttık suyu. Tüh. 3 sanırım dolap evet, dolabın içi, içinin dolap ışığı. İçi ışığıydı. 4. Water pump diyor. Yok, orada yazanı yapsalardı keşke de öyle değil. Maalesef. 4 neydi yazan hayatım, unuttum ya. Aa. Da. Tüh bize. Kullanmamışız hiç 4'ü. Bakarız, sorarız. Ne olabilir? Allah'ı unuttum. Neyse, boşver. Neyse. Frizlerimizin hepsine USB girişi Serhat istemişti. Zaten yapıyorlar herhalde. Hazır. Yani frizlerde mesela bir tane burada var. 12 voltluk ve 220 wattlık. Watt volt karıştırıyor olabilirim ama 12 volt üstünde yazıyor zaten. 2.4 amper USB girişler. Burada var bir tane. Masamızın altında var bir tane. Bir tane de ayak ucumuzda var şurada. Yatak bölümünde. Yatak bölümünde evet, şurada ayak ucumuzda var. Bu da buzdolabımız. Mini buzdolabı 90 litre. Standart Regal marka. Bence en çok bu kullanılıyor. Tabii ki yerli olduğu için. Atıyorum bu 3 ise yerli olmayan 30 bin olduğu için. Mesela bizim çoğu eşyamızda evde de şu gördüğünüz kırmızı lekeler var. Ya niye tamam acaba? Şimdi gösterme, şimdi gösterme. Kırmızı oje olduğu için oluyor. Böyle bir. Aşk olsun evet, hayatım. Buzdolabı. Yani her yetiyor şeyde, bize, her şeyde mi olur arkadaş? Kırmızı sürünce oluyor. Yetiyor şimdilik bize. Yani çok bir şey koyduğumda. Ama mesela kapıya size tavsiye, ağır şişeler koymamaya çalışın. Yolculuk yaptığınızda bu dolap böyle dınk diye açılıyor. Hani ters bir şeyler, ters bir evet, virajlarda falan. Yani hızlı giderseniz, tümseye girerseniz kapak direkt açılıyor. O yüzden aslında bu şurada yer olsa buna da bir şey yapıştıracaktım ama yapıştırmıştım, çıkardık. Yapıştırmıştık sonra evet, sabitleyince o içeride kaldı. Evet. Üstten belki şu. Evet, aa, evet hayatım şey buraya yapabiliriz. Burası da burada çekmece. Ha, burayı çekmece buradayken de burayı anlatayım. Lavabo altı dolu. Tüpümüz burada değil bizim. Tüp arkada. Ben buranın içine bir de bir bölme yaptırdım. Her şey alıyor tencere. Açmayacağım mı? Benim gerek yok. Burada 3 tane standart çekmecemiz var. İşte açılan şeylerimiz çekmecelerimizdi değil mi canım? Kulpları yani, çok iyi tutmaya. En üst mesela değil. En üst değil. Bak mumum var. Gel yakalım romantik olsun. En üstteki çekmece açılmıyor sanırım ama alttaki güvenlik, alttaki çekmeceler açılıyor galiba bir tanesi.
Bunu da açılıyor, açılıyor. Ağırlık olunca hepsi de açılıyor. Aynen. Biraz, tutmuyor yani şu kilitler. Belki biraz fazla mı dolduruyorsundur? Hayır hayatım yani, ya. Hani şey ağırlaşınca plastik şeyler var. Ağırlaşınca şu şeyden uzaklaşıyor mu? Ne yapalım? Boş mu kullanacağız? Yani küçücük karavan, tabii ki her şeyi koyacağız. Bence açılmaması gerek ama tam tutmuyor. O yüzden şu kilitlerden yaptık. Tamam. Üst bölgelerdeki üst bölgelerde yine dolaplarımız var. Sam dışarı. Kıyafetlerimizi koyduk. Kıyafetler var. Ben mutfak eşyalarını altı yerleştirmeyi tercih ettim. Çekmeceleri ve buraya. Buraya kıyafetlerimizi koydum. Havlular. Burası böyle. Yatak altı arkadan olan dolabımıza buradan da erişebiliyoruz. İçeriden bir şey almamız gerekirse tüp falan orada. Evet, bagaj. Arkadan Serhat anlatır size onun içini. Orada da elektronik bir şeyler var. Buradan da erişebiliyoruz. Burada ne vardı hayatım? Bu Webasto'nun kumandası. Bunu aşağıya yapmışlardı. Fakat bence işte bizce çok saçmaydı çünkü bu tarafta uyuyan kişinin eli sürekli değiyordu. Elimiz değince de çalışıyordu. Serhat onu yukarı almalarını istedi. Evet. Yukarı aldılar. Webasto çıkışımız da nereden? Webasto çıkışımız şuradan. Şuradan geliyor. Lavabo altı tezgahı. Lavabo altından sıcağı üfleyen henüz kullanmadık. Sıcak havayı kışın gelelim. Kullanırız. Yatağımıza o tarafa istersen geç hayatım. Buradan bir göster. Şeyi söyleyeyim. Dur sen iki saniye burada bekle. Banyomuzu gösterelim. Buzdolabının menfezi mesela yoktu. Onu da bu şekilde bir menfez açtırdık. Hay! Şimdi size muhteşem genişlikteki duşakabin ve banyomuzu anlatıyorum. Bu karavanda en büyük yeri bu kabin kaplıyor. Keşke düşsene bunun olmadığını ne kadar büyük olurdu. Yani tabii, şuraya koca bir koltuk falan yapılırdı. Aynen. Ama banyosuz olmaz. Gel banyomuzu gösterelim hayatım. Bu arada banyomuzun kapısı da tutmuyor. Çıktı yani hareket halinde, o da hareket ettiği için. Şunu yaptık yine. Aslında belki şunlardan, şu kelepçelerden daha fazla yapalım. Kendimiz belki yine birer ikişer tane eklersek. Biz banyomuzu monoblok yaptırdık. Gel canım. Monoblok ne demek? Böyle tek parça yani. Tek döküm gibi. Ama komplesi değil. Ha, aslında komplesi. Değil zaten aslında. Evet, komplesi olduğunu düşündük ama şöyle hani mesela şurası şu plastik aksam ya da plastik olmayabilir. Ayrılır bilmiyorum. Evet. Şu bele kadar mesela şurayı göstereyim. Yaklaşık bir 30'dan fazla 40 santim falan şuraları da göstereyim. Ama en azından şey değil yani parça santim. Tahtlı değil. Evet şu bölüm monoblok olarak geçiyor. Üstüne evet. Ekstradan yapıyorlar. Yani üstü yine böyle lambiri. Üstümüz lambiri. Burada şofbenimiz var. Yazın hiç kullanmadık arkadaşlar. Çünkü depodaki su aşırı sıcak oluyor. Hatta soğutamadım. Yıkanırken yandık yani. Daxon marka bir şofben. Sıcak su kışın kullanabiliyoruz. Bu lavabomuz. Lavabo altında böyle bir dolap var. Nasıl İçine eşyalar dolap? Koymamız için. İşte evet. Kapaklı. Duşumuz böyle çıkıyor. Duş aldığımızda kullanıyoruz. Aynen. Normal suyumuz. Ben şuraya şöyle bir ayna koydum. Bunların asılması lazım. Penceremiz de böyle sinekliği. İşte burayı aslında fanlı da yapılabilir. Onun da yine hepsi maliye. 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 Hepsi maliye bakanlığına bağlı şeyler. Onlar da pahalı değil mi? Burada da yine kornişler evet, ve... Evet şöyle duş alırken evet. Şunu çekiyoruz. İçeriden şofbenimiz... göstermek ister misin? Dışarıdan çok. Bak böyle. Şöyle üçgen şeklinde. Evet. Şofbenimize su gelmesin, paslanmasın diye. Falan filan. Evet. Onu da böyle bağlıyoruz. Küçük bir banyo tabii ki ama yeterli bir kişi için. Kasetli tuvaletimiz var. Aşkım çok sıkın sen onu ya. Tamam. Ya boşver hayatım. Şurada kasetli bir tuvaletimiz var. O evde. Henüz bir yere çıkmadığımız için ben banyoyu temizledim, yıkadım. Onu da yukarı çıkarttım. Şöyle bir yıkamıştım. O yüzden o orada pilimiz bitmesin. Kapatıyorum. Banyomuz böyle. Yatağımıza geç hayatım istersen. Yatağımıza yatağımız ne kadar? 1.20 yatağımız bizim. Ben sığıyorum ama. Yani eni 1.20. Eni 1.20. Buradan çıkarken biz birazcık yüksek olmasını istedik. Evet. Serhat yüksek yapın. Altı geniş bir alan kalsın dedi. Aynen. Serhat kolay çıkıyor da. Yatağın altı şey olacağı için hop hoppala. Ben de öyle çıkıyorum. Ya bu şekilde zaten hani boyum mesela benim 1.84-1.85 falan. Yat bakayım. Yattım işte. Kafamı bir de 1.84-1.85 falan. Dümdüz tabii ki yatanlar için hani bu boyda birisi olduğunuz zaman sıkıntı olabilir. Ama eşiniz daha küçükse o zaman böyle onun alanından çalabiliyorsunuz evet, birazcık. Çapraz yatıyor biraz ha. O zaman uzatabiliyor. Ama her zaman çapraz uyumuyorum tabii yani. Aynen. Uyurken şöyle hani. Zaten insan uyurken dümdüz uyumuyor ki herhalde. Cenin pozisyonu derler ya. Ve sen buraya kırılıyorsun, oraya kırılıyor falan filan. Ya da bazen, uzatıyor yani. Bazen ayakları böyle kaldırıyorsun, yer arıyorsun sağda solda falan. Şöyle, orada da iki dolabımız falan evet. Böyle böyle bir şeyler. Aynen. Hazır buraya gelmişken evet. Buradaki hekiyi gösterelim. Yine burada da hem güneşlikli hem sineklikli. İttiğiniz zaman
açılır. Çektiğiniz zaman kapanır. Oradan yukarıya da çıkabiliyoruz, acil çıkış yeri. Evet, burada deniz kırmızı çıkmadık. Alandan komple açılabilen bir heki. Şimdilik böyle kalsın. Kapat ya zırhdaki, unuturuz. Kapatalım mı? Yazdan. Kapat. Tamam. Burada, ver bakayım. Biz mesela ayak kısmımızı, ayaklarımız sığabilecek kadar içeriye bir 30 santimlik boşluk bıraktık şimdilik. Yastıklar şimdilik burada duruyor. O yüzden böyle bir iki tane. Bir dolap daha yaptırdık. Evet, iki tane dolap yaptırdık. Yine bunların da kapakları sağlam. Döktün. İçeriden uçanlar, kaçanlar falan. Bu tarafta mesela şöyle bir boşluğumuz var. Hani buraya yine uzantılarınızı, ayaklarınızı çıkartabiliyorsunuz. Buralar böyle açılır. İşte dış tarafı görebiliyorsunuz. Ama buralar mesela Elçin bu tarafta yatıyor. Bence güneş falan vurduğu zaman zaten sıcaklığı direkt alıyor. Onun dışına yani şuralara en azından bir yalıtım malzemesi koymayı düşünüyorum. Evet. Master'larda şu dış kapının belki şusu sökülebilir bilmiyorum ama böyle hem bu tarafta hem diğer tarafta içeri sürtme oluyor zaten içeri. O yüzden böyle peçete falan filan hani çok yağ, pislik olmasın diye koymaya çalışıyoruz. Burası da bu şekilde. Baş tarafımızda bir tane telefon falan tutacağı bir şey var. Yine buradaki baş tarafımızdaki Elçin çalışıyor dışarıda. Burayı da böyle açalım. Ön tarafla açtığımız zaman burası. Kedi kovalıyorum, pisledim. Sesim çıkmıştı, pardon. Mikrofonum vardı. İçeri girecekti. Çok güzel esiyor mesela şu anda açtığımız zaman. İşte üst heki, baş ucumuz. Aynen. Bir de ön taraftaki alanı açınca. Bir de tabii yazın ne yaptık? Buraya pervanemizi koyduk. Evet. Pervane buradan sürekli vurdu. O yüzden keyifliydi. Al canım. Alayım. Kaldın orada. Mesela dostlar, spotları ayrıntısından bahsedeceğim. Mesela şurada. Ver böyle mesela yakından çekeyim. Hani dışarıdan evet güzel gözüküyor ilk fotoğrafta ama hani şöyle bir spot. İşte şu anda bayağı da ısınmış. Bildim hayatım öyle çekiyor. Burada bir yanıp sönüyor gibi gözüküyor ama şey de değil, realde öyle bir pırpır yok. Mesela üst taraftaki yalıtım, şunun arkasında bir yalıtım yok. Direkt sac var. Ve nefes aldığın zaman burada mesela kışın işte buhar olursa o eğer kadar olmaz yani. Bilmiyorum olur mu olmaz mı ama hani bunu ben de izlediğim videolardan biliyorum. O buhar araç sacına ulaşırsa ve uzun süre bu şekilde devam ederse ne oluyor? Çürüme. Paslanma, hayır, çürüme olamıyor. Vesaireler olabilir. Aman paslanmasın. O yüzden mesela orada daha iyi bir yöntem kullanılabilir. Kendisi yapanlara daha önce de söylemiştim. Evet. O yüzden özeniyoruz aslında. Çünkü her noktasına özenerek, bezenerek yapan abiler, arkadaşlar var. Onlara sonsuz saygılarımızla. Aynen. Kapımız şöyle kapanmakta. Her kapı gibi. Oh! Ne düştü? Telefonun düşmüş olabilir. Neyse bak şurayı söyleyeyim hemen kapatmışken. Burası biz aracı aldığımız zaman. Güneşe doğru tutarsak zaten gözükmeyecek. Aracı aldığımız zaman burada böyle bir sürtmesi vardı. O sürtmeyi ücretsiz boyatacağı bir yer olduğunu söylemişti bize aldığımız abi. Götürdük hakikaten de boyadılar ücretsiz. Ama ücretsiz yapılan iş demek ki böyle oluyormuş. Buraya bir çözüm. Bak şimdi fark ettim bak. Burayı patlatınca su. Aşkım. Bak burayı patlatınca su düştü oradan. Tabii. Hadi ya. Onu bir an önce yaptırmamız gerek. Buran abiye soralım. Tanıdık vardı demişti ya. Şöyle çürüme yapacaktır. Şuna bak, altındaki tabakaya bak. O yüzden yani bilmiyorum insanlık. O yüzden işçilere, işçiliğe çok dikkat edin. Yani hepimiz işçiyiz, biz de işçiyiz, biz de şey yapıyoruz. Ama yani birazcık da saygı hepimiz ya. Hepimiz emekçiyiz. Kapatmayacağım şu anda, kapanmıyor zaten. Dışında başka bahsedeceğim bu tarafta bir şey yok. Öbür burada tarafta bir şeyler var. Şeydi, dış şeyimizdi o. Dördüncü yılın dış ışık. Dış ışık. Şöyle hatırladık. Açıyorsun. Bir dış ışık mevcut. Yolcu koltuğunun önündeki penceremiz. Banyonun penceresi, açılan penceresi. Burada dış elektrik aldığımız kısım. Hiç almadık şimdiye kadar ama yapılan yerde alınıyordu. Şurayı kapatırsan iyi olur.
Bu nedir? Dış duşumuz. Dış duşumuz. Yani bir tek şu anda dıştan tehlikelerde aslında hani çocuklar mesela mahallede bunu açıp kırabilirler. Bak şimdi gitmiyor bir daha yerine. Ne? Şöyle basıp göndereceğiz. Hmm. Bak şurada yuvası var. Bu dil oraya girecek. Evet. Heh, bu şekilde. Burada anahtarla açılan 160 litrelik, 160 olduğunu hatırlıyorum. Su depomuz var. Hı hı. Su deposu. Ortamımız var, onu da dolduruyoruz. Böyle göster. Bu da şofbenin çıkışı. Geçelim arkaya. Arabamız şöyle açılıyor. Böyle. Gördüğünüz gibi çok rahat, çok profesyonel. Yedek sularımız. Bunlar taşıyoruz. Aynen. Bunları herhalde Antalya'dan beri yedek suyu taşıyoruz. Aynı kaplama. Bir mazot gördüm sanki. Aynı kaplamalar burada da var değil mi? Onu hani evet, söylemeye gerek yok. İçerideki koltukların rengini dış kapıya da aktardık. Şurada da mesela bir korniş taktırmıştık, evet, buraya. Evet, oraya da bir perde istiyorum. Ama perde yok. Evet, burası cennete açılan kapı. Sahile, yaza açılan, evet, kapı. Burada bir şezlong var. Yazlık kapı. Burada bir şezlong almıştık yaz başında. Ben bir gece bunda uyudum. Evet. Uyuyamamıştım çünkü Akdeniz sıcaksan tarafında. Şurada bir merdivenimiz var. O merdiven zaten bazen videolarda. Teleskopik merdiven. Teleskopik merdiven. Evet. 2.60 metre. Bu masamız. İşte burada sandalyeler var. Bir tabure, tüp şu şekilde. Burada konumlu şekilde duruyor. Depo bayağı geniş bence. Güzel alıyor. Şurası Webasto'muz. Webasto orada. Sonra ıvırlar zıvırlar tekerlek. Sol tarafta da, şu tarafta da depomuz var. Evet. O depoyu göstereyim. Temiz depoda, su deposu. Evet, temiz su deposu. Şuraya kadar dolu olduğunu görüyorum zaten. Aa, bayağı suyumuz varmış. Şunun üstü mesela açık değildi. Burası şuradan kapalıydı. Burayı açtırdım. Burayı bir tezgah daha koydular. Üstüne bir şeyler koyarız diye. Dış duş mesela buradan gözüküyor. İşte şu hortum, dolum hortumu. Kilitli kapağı açtığımız zaman, hortumu içeri verdiğimiz zaman burayı dolduruyoruz. Kirli su depomuz altta değil mi canım? Tesisatta, bunun arkasında, arkada. Yani umarım bir sıkıntı, bozukluk olmaz orada. Bu aslında teker üstü dedikleri su deposundan ama Renemaster'a uygun değil. Bunu tercih etmişler koyarken. Renemaster'a uygun değil. Normalde şöyle göstereyim. Ducato'larda şu alan daha uzun. Şuraya kadar falan böyle bir sırt ya da tekerlek arabaya daha içeride. Ona dikkat etsin. Tekerlek daha içeride normalde. Dolayısıyla buraya böyle tam teker üstüne oturabiliyor. Ama bizde burası şurada bir alan olmadığı için maalesef o şekilde duruyor. Burada bir tane de tabii bagaj aydınlatması tuşumuz da vardı. Şurada bir de bagaj aydınlatması tuşumuz var. Bunu açtığımız zaman komple iç alan aydınlanıyor. Şu. Elçin de yeni öğrendi. Evet. Meraklı bakışlar. Yürüyeyim dedim. Bunu böyle doldurduk yarım depo ama burası mazot. Evet, mazot. Webasto'nun yakıtı. Mazot ucuzken 27 iken almış. Aynen, bayağı bir kârdayız yani. Sorma. 3 litre falan vardır. Bu şekilde. Yaylar dediğim de şunlardı. Mesela o çıkmış orası. Artık kısmet. Şöyle tutup. Bu arada böyle önerileriniz, hani şöyle yapsaydınız, böyle yapsaydınız varsa bilir kişiler, bize fikirlerinize destek olabilirsiniz her zaman. Hiç söylemiyorsun. Hiç söylemiyorsun. Neyi? Hiç söylemiyorsun. Neyi? Neyi? Gözlüğü takmışsın. Neyi? Çok güneş var. Gözlüğün var, şekil duruyorsun. Ya neyi söylemiyorum? Abone ol, like. Ya evet, ama daha tanıtmasaydık. Ne tanıtımı? Arabamızı tanıtıyoruz. Olsun, araya yapıştır. Evet. O zaman bizden bu kadar diyelim. İndiririz. arabadan tekrar bahsetmek gerekirse bizim arabamız 2009 model Renault Master. Master 2 de diyorlar. Evet. Bak ben Master diyorum ama Master. Maestro. Maestro'muz. Biz ilk sahibinden bulmuştuk. Şanslıydım o bakımdan. Evet. Zaten bu hayatımızdaki ikinci arabamız. Evet. İkisini de hep ilk sahibinden bulduk. Önce sen Gets. Sen ilkinde çok iyi bulmuştun. Gets vardı. Şansımız diyelim. Gönlümüze göre mi veri? Evet. Oo, yüceldim. Ya hayır, ben tepedeyim ya, uzun oldum. Sen yükselsene. Sen keşke hep senin burana gelsem. Nasıl oldu o ya? Sen yüksek Allah Allah, normalde şurasına geliyor. Ondan sonra masterımız
Klimasız. Ya hayatım yani, ya Allah Allah alemsin. Yani yol kliması yok. Ondan da bahsetmek lazım. Karavan klimalarını da takip ettiğim kadarıyla çok çok da verim alındığı söylenemez. Evet. Sonrası için ne olur ne biter bilmiyoruz. Şu anda böyle bizim ihtiyacımızı gideren yetiyor bize. Güzel bir arabamız var. Daha güzeli sizin olsun. Bizim de olsun inşallah. İnşallah. 205 bin kilometre yaptık şu anda. 205 bin olduk. 198 bin kilometre falan aldık. O yüzden baktığımız zaman hani fiyat şeylerine kıyasladığınız zaman tabii ki gönül istiyordu ki işte 17 metreküp olsun, 15 metreküp. Aynen. Ama dedik ki biz şehir içinde kullanabilmeliyiz bunu. İşlere gidip geliyoruz. Evet. Başka ekstra bir araba, zaten arabayı satıp hani böyle bir şey evet. yaptık. Kaldı ki arabayı sattık ama Renomaster'dan daha ucuza sattık. Yani hani üstüne para ekleyerek bu minibüs, boş minibüsü aldık. Evet. Derken üstüne de ha maliyet. Maliyet. Maliyeti de söyleyelim. Tamam. Arabayı kaç aldık? Karavanı kaç yaptık? 10 Mart 2023'te arabayı aldık. İçi boş panel vandı. Arkası bomboştu. 315 bin liraya onu aldık. Dediğim gibi 198 bin kilometrede 2009 çok model. Çok temiz bir arabaydı. 2.5 12.6 metreküp olarak geçiyor. 13 metreküp işte. 13 diye geçiştiriyoruz. ve sonra da firmaya verdik. Karavan firmasına. Evet, bir arkadaşımız vasıtasıyla. Yani çok araştırma da yapmadık. Kim ne kadar yapıyor, kaç para yapıyor vesaire, bunlara girmeden. Ne kadar yapıyor girmeden arkadaşımız vasıtasıyla aldık. Karavan firmamızdan memnun muyuz? Diye görüyoruz iş. Bak bakayım görüyor mu? Evet. Tamam. Karavan firmamızdan, yaptırdığımız firmadan memnun musun? Kolum koptu. Memnunuz. Biraz da şöyle geç. Memnunuz. Yani. Memnunuz diyeyim, sen anla. Yok şöyle, hayır şöyle bahsedelim. İyi yanlarından bahsedelim öncelikle. Bir iyi niyet var. Tamam mı? Yani bir arkadaşlığımız oluştu, bir iyi niyet var. Eyvallah. Ama işçilik konusunda, sonuçta bunu kendileri de farkında. İşte herkesin kendine göre derdi var. Sen de mesela işletmecilik yaptın. Evet. Yani yanında çalışan ekip ne kadar iyi olursa, o kadar kesinlikle. Tecrübeli olursa, o kadar iyi iş çıkıyor. Yani umarız daha iyi olurlar. İnşallah kendini daha da geliştirirler. Daha evet. iyilerini yapsınlar inşallah. Aynen. Dolayısıyla bizim oradaki arkadaşımız, dostumuz devam ediyor. Herhangi bir sorunda yanımızdalar ama hep. Evet, her zaman. Sağ olsunlar. Dediler zaten. Eksiklikler de var, iyi taraflar da var. Aynen. Yani ortalama diyebiliriz. Çünkü evet. bu devirde hani uygun fiyata karavan yaptırmak isteyenler olacaktır, olmaya devam edecektir. Kaça yaptırdığımızı söyledik mi karavanı? Söylemedik. Hayır, 315'e arabayı aldık, orada kaldık. Evet, firmaya ne kadar ödedik? 235 bin lira da firmaya ödedik. Firmaya ödedik. Yani 550 bin liraya bize mal oldu. Ama evet. düşünün biz 235 bin mi verdik firmaya dedin? Evet. Ha. Başka birkaç firma vardı. Mesela 1 milyona yapan da vardı içine. 800 bin liraya yapan da var. Ama dediğim gibi onlar işte yerli malzeme kullanmıyor. Yani atıyorum Regal'in buzdolabı 3 bin ise onların kullandığı yabancı yat teknede kullanan buzdolabı 30 bin lira belki. O yüzden 1 milyona mal ediyor. Yani dediğim gibi bu cebinizdeki parayla alakalı bir şey. Bizim bütçemiz şu an buna uygundu. Bu kadardı. O yüzden yerli malzeme kullanmak zorunda kaldık. İnşallah bir dahaki karavanımızda daha böyle ben 17 metreküp gönlümde var. Bir dahakine 15 ya da 17. İnşallah onu da çok yerli tercih etmemeye bakacağız. Gidişat gösterecek artık ne olup biteceğini. Ama evet baktığınız zaman bir karavanımız var. Evet işte sıcak su veren, temiz suyu, kirli su deposu evet, olan, işte ışıkları olan, yatağı olan, buzdolabı olan. Evet yani bunları minimal derecede karşılayabileceğimiz bir küçük evet. evimiz diyelim. Bir otel odası yani aslında yani evet, 15 gün tatil yaptık. Kesinlikle bir otel konforunu aramadık. Evet. Çünkü otel odası gibi içi zaten. Yani sizler de karavan alacaklar olacaklar varsa hani işçiliğe bir anda da göremiyorsunuz. Mesela biz karavan aldığımızda hiç bu eksiklikleri ya da şeyleri anlayamazsınız. Evet. Yola çıkmadıkça, içine bakmadıkça, detaylı incelemedikçe. Evet. Hala diyebiliyorsun ki, aa şurası böyle olsaymış evet, ya. Evet. İşte bir yer mesela sivri kalmış. Deneyim işte. İşte ayağını vurduğun ya geçen. Evet. Hani şu yolcu koltuğun altındaki demir kısmında evet. işte sivri kalan bir kısım. Aynen. Jilet i̇şte, gibiydi mesela. Jilet unutmuşlar. Gibiydi, kesti mesela ayağını. Evet. Ben mesela arkadaki yatağın oradaki ikili evet. Arkaya açılan şeydeki yeri temizlerken orayı açtım. Elimi arkaya attım. Temizlerken yırt evet. diye yırttı parmağımı. Evet. Vidalar önden i̇şte, basılmış. İşçilik o yüzden çok önemli. Ama arkada uçları kalmış. Evet. İşte ne bileyim. Görünen vidalar falan var böyle. Hani onlar çok şık durmuyor tabii evet. ki. Ama dediğimiz gibi
Onlar mutluyuz, memnunuz. Evet. Evet. Hayalimizi gerçekleştirdik. Benim daha çok canım eşimin hayaliydi. O yüzden ben ekstra daha mutluyum. Bu hayale ortak olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bir tanem. Beni de böyle bir hayali çekip ortak ettiğin için. Yoksa ben hani karavan gibi bir şey biliyorduk, görüyorduk ama belki hayatımda Serhat olmasaydı şu an bir karavan deneyimleyemeyecektim. O yüzden çok güzel bir deneyimmiş. Çok mutluyum, çok sevdim karavan hayatını. Sevdim. Sevdim, çok sevdim. Senin sevmene ben de çok sevindim. Biz çadırda da kalmıştık bir 8-10 gün. Kamp yapmıştık. O da çok keyifliydi mesela. Ama tabii karavan çok bambaşka. Sürüşmüş. Pardon. Aa evet. Şeyi kapatayım da çok pusu düşmüş. Hep böyle düşer mi? Hiç ilk defa düştü. Evet. Enteresan. Peki. Enstrümanlarımız burada. Akşam sahnemiz var. Aynen. O yüzden bunları arabada bıraktık. İnerken indirdik diyelim. Başka bir şeyimiz yok. Belki güzellikler yapabiliriz kendimize. Ne bileyim şu perdeye mesela daha renkli. Yapacağız evet. Şuraya bir ayna yaptırmak istiyorum. Boy aynası. Boy belki fazla kaçar ama biraz. Ya tam yere kadar değil de yarım evet. Boy. Buraya açık renkli perde yapmak istiyorum. Buraya bir tül takmak istiyorum. Arkaya da bir tül. Evet. Birkaç tabloya da böyle renkli bir şeyler olabilir şuraya. Biz henüz yapmadık. Yapacağız bakalım. Varsa önerileriniz olursa evet. Hep bekleriz. Hani biraz renk olsun diye en azından. Bir de mesela şeyi de söyleyelim. Şey cebimde ama bir tutar mısın? Ne hayatım? Arabayı mı çalıştıracaksın? Çalıştırmayacağım ama. Dikkat et. Kaymayalım. Yok ya niye kayasın? Ben istemezsem kaymasın. Mesela geri görüş evet. Kameramız da var. Yani şuradan evet. Mesela arka kısmı görebiliyoruz. O zaman bizden bu kadar diyelim bugünlük. Bizden bu kadar diyelim o zaman bugünlük. Gidelim. Akşama sahnemiz var. Yemek yapacağız, hazırlanacağız. Balata. Bu gece bir yere kaçar mıyız acaba? Bir bakarız. Mazot 37-30 olmuş bak ona göre. Ha o zaman yarım defomuz eksik hemen dolduralım. Aynen. 3 TL kardayız biz. Hemen değil ya yarın falan da oluruz. Niye ya? Hemen zam gelmez. Ama yarın zam gelebilir. Bak bir gece düşüyor bir gece bak, geliyor. Bak bunu sonra konuşalım bence. Tamam okey. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.